Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün burada sizlere "Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı" adlı kitaptan bahsetmek istiyorum. Erkan Sarayıldız'ın yazmış olduğu kitap, toplamda 208 sayfadan oluşmakta. Şimdi ben bu tarz kişisel gelişim kitaplarının normalde biraz daha ayrıntılı özetini çekiyordum sizlere. Ancak bu tarz kitapların özetini yapmak birazcık yorucu olabiliyor. Bir de çok fazla not tutmak gerekiyor. Seçici davranmak gerekiyor. Bu sefer ben içerik çok fazla uzamasın diye daha daha seçici davrandım. Bazı kısımları sizlerle paylaşacağım bizlere aktarılmış olan işte maddelerle verilmiş olan kısımları sizlere paylaşmak istiyorum. Yoksa kitabın içerisinde çok güzel bilgiler var. Zor insanlarla nasıl iletişim kurabiliriz? Çocuklarla nasıl iletişim kurabiliriz? İletişime kapalı olan insanlarla nasıl iletişim kurabiliriz? İlişkilerimizde, ikili ilişkilerimizde sağlıklı iletişimi nasıl sağlayabiliriz gibi konularda bizlere tüyolar vermiş, yol göstermiş bu kitap. Şimdi ben daha çok aldığım notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitabın içerisinde sağlıklı iletişim için 3 şey gerekli diyor. Bunlar birincisi iletişim kurarken o anın içerisinde olmak. İkincisi konuşulan kişiye karşı ilgili ve şefkatli olmak. Üçüncüsü ise konuşmaya odaklanmak. Yine kitabın içerisinde doğru ve etkin konuşmak için maddeler verilmiş. Doğru ve etkin konuşmak için şunları yapmalısın. Kendini dinle, diğerlerini dinle, yavaş konuş, net konuş, basitleştir. 5 maddede empatik konuşma basamakları verilmiş. Bu arada ben ne zaman video çekmeye başlasam bir yerlerden birileri bağırıp çağırıyor. Dışarıdan şu anda ses geliyor, sinirim bozuluyor aşırı derecede. Sinirim bozuluyor. Empatik konuşma basamaklarından bahsedecektim. Birincisi konuşmadan önce düşünceleri netleştirmek ve organize etmek. İkincisi kendini saygı içinde ifade etmek. Üçüncüsü anlatılmak istenen konuyu net bir şekilde sunmak. Dördüncüsü dinleyicinin cevabını beklemek ve beşincisi ise dinlediği için ona teşekkür etmek karşılıklı ilişkilerde karşılıklı iletişimde iyi olabilmemiz için öncelikle bizim kendimizle olan iletişimimizin iyi olması gerekiyor kendisiyle iletişimi iyi olmayan bir insanın başkasıyla iletişimi de çok da iyi olmaz. Bu yüzden önce kendimize iyi davranmalıyız. Zaten kitabın genelinde de bahsetmiş. Önce kendimize değer vermeli, önce kendimizi sevmeli, önce kendimizle doğru iletişim kurmalıyız ki çevremizdeki insanlarla da doğru iletişim kurabilelim. Kitabın içerisinde ilişkilerde en çok yapılan iletişim hataları verilmiş maddeler halinde. Bunlar sizlere sayacağım. Birincisi zannetme, öngörme, seçici dinleme, sesini yükseltme, savunmacılık, eleştirellik, aşağılayıcı tavır, anladığını zannetme. Soğuk davranma ve beklentiler. Bu saydıklarım iletişim hatalarıdır. Doğru iletişimde karşımızdaki kişiyle konuşurken onun konuşmalarına odaklanmalıyız. O anın içinde olmalıyız. Zihnimizden geçen düşüncelere odaklanmamalıyız. Anlatılan konuya odaklanmalıyız. İlişkilerde daha iyi iletişim için püf noktalar verilmiş. Bunlar da maddeler halinde sayacağım sizlere. Birincisi konuşma esnasında sakın eski defterleri açma, konuştuğun konudan uzaklaşma, doğru zamanı seç, açık fikirli ol, konuşmaya ara verme zamanını kaçırma. Empatiyle dinle, konuları netleştir, beden dilini doğru kullan, dikkatini ver, ses tonuna dikkat et, söylediklerine dikkat et. İkinizin de kazandığı çözümler bulmaya çalış. Sağlıklı iletişim için aynı zamanda kullandığımız kelimeleri, cümleleri bizim beden dilimiz, jest ve miklerimiz, el kol hareketimiz de desteklemeli. Biz konuştuğumuzla yaptığımız hal ve hareketler çelişmemeli kullandığımız kelimeleri desteklemeli yaptığımız hal ve hareketler. Bu yüzden sözsüz iletişim de çok çok önemli. Günlük hayata baktığımızda sözlü iletişimden ziyade sözsüz iletişim daha etkili olabilmekte çoğu yerde. İnsanlar mimikleriyle, beden hareketleriyle kendilerini ele vermekteler karşılıklı iletişimde kişiyi kırmadan şu yolu izleyebilirsiniz. Öncelikle kişinin kendisini sevilir ve özel hissetmesini sağlayan cümlelerle açılış yapabilirsin. Daha sonra rahatsız edici olabilen problemi veya sorunu dile getirebilirsin. En sonda da gelecekle ilgili olumlu, iyi temennilerde bulunarak cümleni tamamlayabilirsin. Yani karşımızdaki kişinin bir açığını, bir problemini dile getirmek istiyorsak ve onu kırmak istemiyorsak öncelikle iyi cümlelerle, onun kendisini iyi hissetmesini sağlayan cümlelerle başlıyoruz. Daha sonra sorunu ifade ediyoruz ve en son yine cümlemizde umut vadeden cümlelerle bitiriyoruz. Az önce sözsüz iletişimin de çok önemli ve etkili olabileceğini söylemiştim. Hatta sözsüz iletişimin bazen sözlü iletişimden daha etkili olduğunu söylemiştim. Biz sözlerimizi beden dilimizle, mimiklerimizle desteklemeliyiz. Bunu şöyle kısa bir cümleye bağlamak istiyorum. Sözsüz ve sözlü iletişimimiz uyum içinde olmalı, uyumlu olmalı. Yani sözlerim ve hareketlerin uyumlu olsun. Bir de iletişim kurarken daha çok ben dilini kullanırsak daha etkili olur. Ben dilini kullandığımızda daha iyi sonuçlar alabiliriz karşıdaki kişiden. Ve yine ben dilini kullandığımızda karşıdaki kişi bizi dinler. Özellikle çocuklarla iletişimde ben dilini kullandığımızda işte atıyorum mesela ne olabilir? Çocuğunuz suyu döktü, sürekli yaramazlık yapıyor senin bunu yapman beni üzüyor, beni yoruyor tarzındaki cümleler çocuk üzerinde daha etkili olacaktır. Onu doğru davranışa yönlendirecektir. İletişimlerde karşıdaki kişiyi dinlediğimizi hissettirmemiz gerekiyor. Başka şeylerle uğraşmamamız gerekiyor. Ve göz temasından kaçınmamalıyız karşılıklı iletişimlerde. Kitabın içerisinde sorumlu bir insanla konuşurken o an kişi diyelim ki çok sinirli, agresif halde onunla konuşurken basamaklar var. Ne yapmalısın? tavsiyelerde bulunmuş 8 basamak. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci basamak fiziksel farkındalık. Bedeninin hissettiğin şeylere karşı tepkilerini gözden geçir. Örneğin kalbim deli gibi çarpıyor. Karnımda yumruk yemiş gibi hissediyorum vesaire gibi. İkinci basamak duygusal farkındalık. Vücudundaki hisse bir duygu ekle ve hangi yoğunlukta hissettiğini fark et. Şu anda büyük bir kızgınlık hissediyorum gibi. Üçüncü basamak tepki farkındalığı. İçinde yükselen tepkiyi cümleye dök. Bu duygu beni şunu yapmaya doğru götürüyor gibi. Dördüncü basamak sonuç farkındalığı. Bir şey yapmadan önce yapacağın şeyin pişman olmana sebep olup olmayacağını kontrol et. Bunu yaparsam ardından şunlar olur. Böyle hissederim gibi. Beşinci basamak iç görü farkındalığı. Durumla ilgili iç gözlem yap ve içine kendi cevabını da ekle. Şimdi daha sakinim. Eğer bu yaptığını kişisel algılamaya devam etseydim gereksiz aşırılıkta bir tepki verecektim gibi. Altıncı basamak çözüm farkındalığı. Tepkisel olarak yapacağın eylemden daha iyi sonuç getirecek bir çözüm düşün. Bu durumda şunu yapmak daha iyi olur gibi. 7. basamak fayda farkındalığı, eğer stratejik yaklaşırsan ne kazanacağını gör, toplantıda oyuna gelmeden sakin kalabilirsem üstüme düşen görevlerde bir azalma olacaktır örneğindeki gibi. 8. basamak harekete geçme farkındalığı, eğilime geçmeye karar ver. Bu videoyu da burada tamamlıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. İletişiminiz sağlıklı, kuvvetli olsun diyorum. Ve görüşmek üzere.